Merhaba, ben Şebnem. Kanalıma hoş geldiniz. Acıbadem Üniversitesi'nde dönem 5 alışamadım. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Bugünkü videomda uzun zamandır beklediğiniz bir konuya değineceğim. Kusura bakmayın. Ne zamandır çekeceğim diyorum ve bir türlü oturup çekemiyordum. Ama sizin için hazırlık yaptım. Böyle her şeyi güzelce yazdım ve 2. sınıfın sonunda nasıl Amerika'daki Duke Üniversitesi'nde 6 haftalık bir staj ayarladığımı anlatacağım. Merak etmeyin, bu videoda böyle tanıdığımızın tanıdığı yardım etti ya da okuldan bir hocam vardı o gönderdi şeklinde ipuçları olmayacak. Gerçekten yardım edecek kimsesi olmayan, böyle 30 nesildir ailesinde ilk kez tıp okuyan kişi olan benim gibi fellow meslektaşlarım olacak. Size tek başınıza staj yapmanız için neler yapabileceğinizi adım adım anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da başlı başına bir stres olabilen ev bulma ve masraflar gibi konulara değineceğim. En son olarak da geçen yaz her ne kadar gidemezsem de UCSF ve Harvard gibi üniversitelerden nasıl staj kabulü aldığımdan bahsedeceğim. Eğer ilginizi çektiyse hemen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra başlayalım. Sonunda bu videoyu çektiğim için ben de aşırı heyecanlıyım. Çünkü sonunda bu tişörtü giyebildim. Duke'dan aldığım medical school tişörtü. Buna 19 dolar vermiştim ve resmen aldığımdan beri hiç giyemedim. Çünkü nereye giyineceğimi düşünmeden almışım. Ama bu videoya saklamışım aslında. O yüzden çok mutluyum ve bunu da buradan gösteriyorum. Öncelikle ben niye Amerika'ya staja gitmek istedim? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben Amerika'da doğdum ve çocukluğumun büyük bir kısmı orada geçti. Aklımın bir köşesinde de hep bir noktada geri dönmek vardı. Aslında lisans eğitimi için düşünmüştüm, yani üniversite için. Ama sonra burada böyle arkadaşlarımla beraber o YGS, LYS furyasına hani kapılmış bulundum. Ve o sırada çok fazla cesaret edemedim açıkçası. Kendi kendime ayrıca SAT'ye çalışmaya. Bir de tabii pre-med olayı var Amerika'da. Hani tıptan önce 4 sene boyunca üniversite okumanız gerekiyor. Bunlar birazcık gözümü korkuttu. O yüzden burada kaldım. Ama şimdi uzmanlık için gitmeye kararlıyım. Yani umarım gidebilirsem. Bu stajlara da hem Amerika'nın sağlık sistemini daha yakından tanımak, hem yazlarımı böyle boş geçirmemek, hani araştırma yaparak değerlendirmek, hem de ileride böyle önüme kapılar açabileceğini düşündüğüm bağlantılar elde edebilmek için gittim. Bu arada burada şunu ekleyeceğim. Şimdi dediğim gibi Amerika'da doğdum. Dolayısıyla Amerikan vatandaşıyım. Bu yüzden vize işlemleri konusunda vesaire çok fazla bilgi veremeyeceğim. Yani ben direkt stajlara hani vizeye ihtiyacım yok şeklinde başvurdum. Ama eğer bu konuda herhangi bir sorunuz olursa yine aşağı yorum bırakabilirsiniz. Arkadaşlarıma vesaire sorup size geri dönüş yapmaya çalışırım. Şimdi esas konumuza gelelim. Amerika'da gidebileceğiniz iki tip staj var preklinikte. Araştırma ve klinik. Benimki araştırmaydı ve size de açıkçası onu öneririm. Çünkü klinikte özellikle daha klinik eğitime geçmediyseniz, yani ilk 3 senenizdeyseniz hands-on bir deneyim elde etmeniz çok zor. Yani zaten bu stajların çoğu observership diye geçiyor. Ve siz sadece hocayı ve o hastane ortamını gözlemliyorsunuz. Ama hastayla birebir bir temas içinde bulunamıyorsunuz. Dolayısıyla da aslında hocaya o kadar fazla kendinizi gösterebilmiş olmuyorsunuz. Tabii ki bunun da faydası olur. Yani eğer laboratuvarda sıkılırım diye düşünüyorsanız ve imkanınız varsa bir observership'e de gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ama burada bence şunu göz önünde bulundurmak lazım. Siz aktif bir şey yapmadıkça kendi yeteneklerinizi çok fazla gösterememiş olacaksınız. Ve bunu uzmanlıkta vesaire sizi değerlendirecek olan program direktörleri de görecek observership olduğunu. Dolayısıyla hani bunu CV'nize yazdığınızda size katacağı değer de, bir observership'ten alacağınız referansın size olacak olan etkisi de bir tık daha az olabilir. O yüzden bence bu kadar masraf yapmış, uğraşmış ve böyle zar zor kabul almışken research'e gitmek daha mantıklı geliyor bana. Zaten Amerika'da bir sürü hoca zamanını laboratuvar ve klinik olarak ikiye ayırıyor. Mesela benim gittiğim hoca da böyleydi Duke'da. Haftanın yanlış hatırlamıyorsam 2 günü klinikte, 3 gün laboratuvardaydı. Ve mesela eğer çok klinik görmek istiyorsanız, hani merak ediyorsanız, eminim rica ederseniz bir gün hani gözlemlemeniz için sizi götürürler. Böylece onu da görmüş olursunuz. Ama eğer hani laboratuvardan nefret ediyorum, kesinlikle klinikte olmak istiyorum %100 diyorsanız, o zaman belki daha önceki bir videomda anlattığım Londra stajı gibi bir şey tercih edebilirsiniz. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada bir araştırma stajından verim alabilmek için bana göre ve konuştuğum birçok kişiye göre minimum 6 hafta kalmak gerekiyor. Çünkü zaten ortama alışıp onlara bir katkı sağlamak başlamanız böyle bir 4 hafta falan sürüyor. Buna stajın içeriği kısmında tekrar değineceğim. Yani eğer böyle bir işe kalkışacaksanız gerçekten motivasyonunuz olduğuna emin olmanız gerekiyor. Çünkü böyle bu kadar uğraşıp sonra da işte bilet alıp kalkıp dünyanın öbür ucuna gittikten sonra hata etmişim falan derseniz böyle aileniz falan çok hoşlanmayabilir. Siz de üzülebilirsiniz. Aynı zamanda yazınızın da büyük bir kısmını vereceğinizi göz önünde bulundurun. Yani kesinlikle gitmek istediğinizden emin olun. Başvuru sürecine başlamadan önce. Sonrasında böyle of nereden çıktı bu başıma falan olmayın. Beni Amerika özelinde en çok saat farkı gerçeği yormuştu. Çünkü böyle sevdiklerinizle gerçekten minimal iletişim kurabildiğiniz bir dönem. Yani gidenler biliyordur. Hani eve geliyordum zaten böyle 2 saat sonra annemler uyuyordu falan. Böyle çok yalnız hissedebildiğimiz bir dönem. O yüzden böyle Netflix'e bağımlı falan olmuştum yani. Eğer giderseniz kesin böyle bir şey almanız lazım. Ya da şey yapabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Pelin oradan bana bakıyor. Böyle kardeşinizi sabah ona göre sabah 5'e kadar uyanıp tutup işte onu arayabilirsiniz falan her gün. Ben yemek yaparken bunu tercih ediyordum. Ama bana sorarsanız bütün bu zorluklara da
gerçekten değiyor. Çünkü hem hiçbir şey yapmasanız bile, yani oraya gidip sadece dursanız bile, comfort zone'unuzun dışına çıkarak kendinizi farklı bir ortama atmış oluyorsunuz ve dolayısıyla kendinizi geliştiriyorsunuz. Hem akademik ve kültürel anlamda kendinize yeni şeyler katıyorsunuz. Hem de bana göre en önemlisi networking şansı elde ediyorsunuz. Networking gerçekten çok önemli. Özellikle o ülkeye geri gitmek isteyenler için. Çünkü böyle bir kişinin bile sizi tanıyıp kefil olması daha sonradan önünüze gerçekten çok fazla kapı açabiliyor. Bu konuya da birazdan tekrar değineceğim. Şimdi başvurmak için benim neler yaptığımdan ve sizlerin neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Başvurmak için 3 tane temel şeye ihtiyacınız var. Bir tane CV yani rezüme. Bir tane personal statement ya da motivasyon mektubu. Bir tane de referans mektubu. Bunlar için genel şablonları internetten bulabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Hani eğer isterseniz daha detaylı bir video çekip kendiminkileri de gösterebilirim. Önemli olan bir nokta, eğer az şey biliyorsanız da, yani özellikle muhtemelen siz 1, 2 ya da 3. sınıftaysanız hani CV'niz çok dolu olmayacaktır. Çok bilmediğiniz şeyleri yazmayın. Yani bu biraz obvious gelebilir kulağa ama insan bazen doldurmak istiyor. Ben bir tık doldurmak istemiştim. Bu konudan bahsedeceğim. Birazcık kötü olmuştu sonradan. O yüzden hani böyle kendi başınıza yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri yazmaya çalışın mutlaka. Bir de bahis oluşmaması için fotoğraf koymamak daha iyiymiş CV'lere. Ama ben bu bilgiyi bu video için araştırma yaparken öğrendim. Yani benim CV'mde fotoğrafım vardı. O yüzden bilmiyorum yani bu konuda vouch yapmıyorum. Şimdi motivasyon mektubu için iki tane yol var izleyebileceğiniz. Birincisi, eğer ilgili olduğunuzu bildiğiniz belli bir konu varsa, tıpın belli bir dalı, direkt o dala ne kadar ilgi duyduğunuza dair bir mektup şeklinde A4'e bir sayfalık bir yazı yazıp bununla sadece o alanda çalışan hocalara başvurmak. Ki ben bu yolun daha efektif olduğunu düşünüyorum. Kendi tecrübelerimden bunu fark ettim. İkinci yolda, eğer henüz böyle tıpın başındasınız tabii ki, hani ben bile daha kesin ne istediğimi bilmiyorum. Daha hangi dala başvurmak istediğinizde emin değilseniz ya da birazcık hani Amerika'ya gideyim ne olursa olsun kafasındaysanız, yani hepimiz oralardan geçtik. Genel bir personal statement yazabilirsiniz. Yani şu şekilde, işte araştırma yapmayı çok seviyorum, bilime katkı sağlamak istiyorum, okulda laboratuvarda şöyle zamanımı geçiriyorum vesaire gibi böyle daha genel cümleler kurup bu personal statement'le birçok alana, işte sevdiğiniz farklı laboratuvarlara başvurabilirsiniz. Bunun avantajı, eğer sevdiğiniz birkaç dal varsa hepsini ayrı ayrı yazmadan direkt ortak bir yazı gönderebilmek ya da dediğim gibi henüz belli değilse hakkınızdaki böyle alanınızı açık tutmak. Ama tabii vaktiniz varsa öbürü bana göre daha iyi olabilir. Referans mektubu için de lütfen stres olmayın. Bana bu konuda çok fazla soru geliyor. Bir önceki staj videomu çektiğimden beri. Eminim okuldaki herhangi bir hocanıza sorsanız böyle sevdiğiniz size yazacaklarını düşünüyorum. Yani birlikte çok uzun süre çalışmamış bile olsanız. Çünkü zaten okul için de çok iyi bir şey. Sizin yurt dışına gidip onları temsil ediyor olmanız. O yüzden lütfen bu konuda çekinceli davranmayın. En kötü hayır derler ve başkasına sorarsanız. Bu belgeleri topladıktan sonra ilgi duyduğunuz alanları ve gitmek istediğiniz üniversiteleri bir kenara not edin. Ben o dönem pediatriye ilgi duyduğum için hep pediatri alanında araştırma yapmıştım. Üniversiteler için de internete böyle işte dünyanın araştırma alanında en üniversiteleri yazıp direkt o liste üzerinden ilerlemiştim. İstediğiniz alanları ve üniversiteleri belirledikten sonra direkt Google üzerinden o üniversiteleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Mesela işte X Üniversitesi Research Lab, işte Y Üniversitesi Research Faculty vesaire. Hani böyle keywordlerle arayarak açık pozisyonları ve laboratuvarları bulabilirsiniz. En başta birazcık göz korkutucu olabilir. Yani böyle yazacaksınız muhtemelen işte Summer Internship, işte X Üniversitesi falan diye. Ve böyle 700 bin tane falan sonuç çıkacak. Ama emin olun hani onların hepsi sizi ilgilendirmiyor. Siz kendi ilginizi çeken işte laboratuvarlara bakın. Hani Harvard'daki bütün laboratuvarların arasından geçin vesaire. Böyle böyle yavaş yavaş ilerleyin. Ve en sonunda gerçekten elinizde güzel bir liste olacağına emin olun. Yani kolay değil ama yaptıktan sonra çok güzel laboratuvarlar gerçekten bulabileceğinize inanıyorum. Bu araştırmayı yaparken gördüğünüz ve beğendiğiniz labları, bireysel araştırma yapan hocaları kenara not etmeye çalışın. Hocaların mutlaka isimlerini, e-mail adreslerini ve araştırma yaptıkları konuları bir kağıda not edin. Daha sonra bunlara topluca mail atacağız. Aslında burada direkt şu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Hani beğendiğiniz bir lab bulup ona mail atmak, başka bir lab bulup ona mail atmak şeklinde. Ama bana bu şekilde liste olarak ilerlemek daha düzenli geldiği için ben bu şekilde tercih etmiştim. Üniversite taramanızı bitirip hocaların kenara not ettikten sonra artık mail atma işlemine başlıyorsunuz. Ben yaklaşık 150 hocaya falan mail atmıştım galiba. Böyle bir aylık bir süreç içerisinde yaya yaya. Bu tabii ki kişiden kişiye değişir. Yani istediğiniz kadar çok hocaya mail atabilirsiniz. Hani aynı üniversitedeki ve aynı bölümdeki hani bütün hocalara atmamaya çalışın. Hani o belki fark edilir. Ve ne kadar çok hocaya yazarsanız tabii ki geri dönüş ihtimaliniz de o kadar artar. Dolayısıyla vakit ayırmanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi mailimizin içeriğine gelelim. Bahsettiğim CV, motivasyon mektubu, referans mektubu dışında bir de mailin kendi metni var. Bu body dediğimiz. Orada bulunması gereken şeyler neler? Şimdi öncelikle kendinizi tanıtmalısınız. Tabii ki işte kaçıncı sınıfsınız, neredesiniz vesaire. Hangi tarihler arasında müsait olacaksınız oraya gitmek için. Bunları zaten hepiniz yaparsınız eminim bu videoyu izliyorsanız. Ama ben şimdi burada bana göre
bu videonun en önemli kısmı olan bir ipucu vereceğim. Hatta beni eğer TikTok'ta takip ediyorsanız daha önceden bu ipucunu görmüş olabilirsiniz. Çünkü orada viral olmuştu bu video. Demiştim ya, hocaların araştırma konularını bir kenara not edin diye, mutlaka isim ve e-maillerinin yanına. Şimdi siz eğer herkese aynı maili atıyor bile olsanız, sonuçta gideceğiniz tarih belli, sizin kim olduğunuz belli. Yani mailin body'si ve geri kalan işte CV, referans, motivasyon, bunlar aynı olacak. Herkese aynı maili atmak yerine ufak bir değişiklik yapın. Mesela diyelim ki nörolojiye ilgi duyuyorsunuz ve nöroloji hocalarını yazacaksınız. Mailin ilgim var kısmında nöroloji ilgim var demek yerine bir tane ex boşluk yeri bırakın ve şöyle deyin mesela, nörolojide nokta noktaya çok ilgim var ve onların çalıştığı alanı buraya yazın. Yani mesela özellikle Alzheimer çalışmanız beni çok etkiledi vesaire gibi. Direkt olarak onların araştırmalarına ilgi gösterdiğinizi böylece belli etmiş olacaksınız ve bence gerçekten dikkatli olun. Hani gerçekten araştırdıkları şeyleri yazmaya dikkat edin. Ben mesela çok ilgimi çeken hocaların böyle birkaç tane makalelerini okumuştum. En çok hangi konuda çalışıyorlar vesaire diye. Ve gerçekten bunu yapmadan önceki ve yaptıktan sonraki geri dönüş oranım arasında o kadar büyük fark var ki size anlatamam. Çünkü insanlar onlara bireysel olarak yazdığınızı görünce hani ufacık bir şey de olsa onlarla ilgili olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Çok fazla cevap verme mailinde oluyorlar. Yani sizi kabul etmeyecek bile olsalar, mesela ben önceden direkt hani şu an yerim yok gibi mailler alıyordum. Bundan sonra şöyle mailler almaya başladım. Bu sene yerim yok ama seneye için tekrar görüşebiliriz istersen. İşte asistanını iletişime geçebilirsin vesaire gibi. Yani gerçekten sizin onlara değer verdiğini daha net anladıkları için onlar da size daha fazla değer veriyorlar. Dolayısıyla bana göre bunu yapmanız çok çok önemli. Umarım sizin de işinize yarar. Diğer bir ipucuma gelelim. Eğer ücret talep etmeyecekseniz gideceğiniz yerden, ki ilk stajınızsa muhtemelen hani ne olursa olsun gideyim, hatta üstüne ben para vereyim modundasınızdır. Yani ben öyleydim. Mailin sonunda bütün masraflar tarafımca karşılanacaktır. Hani all expenses will be covered by me şeklinde bir tane ibare ekleyin bence. Çünkü labların bazen yazın gelen öğrenciler için ayırdıkları bütçeler olabiliyor. Evet, duymuşsunuzdur. Ama eğer siz bu ibareyi eklemezseniz direkt olarak burs istediğinizi düşünerekten sizi yeterli maddi imkanları olmadığından reddedebilirler. Halbuki siz herhangi bir şey talep etmeyince karşılığında oraya gidip onlara yardım ediyor oluyorsunuz. Yani onlar için bir kayıp yaşanmıyor. Dolayısıyla sizi kabul etme ihtimalleri çok daha yüksek. Daha sonra belki Türkiye'de burada başka birinden sponsorluk bulabilirsiniz bu durumda. Mesela üniversitenizi mutlaka araştırın. Çünkü ben gerçekten bunu birçok videomda söyledim. Çünkü çok sinirliyim. Okulun burs verdiğini bilmiyordum stajlar için. Bu benim salaklığımı bilmiyorum ama mutlaka okulunuzu araştırın. Ben iki staja da mesela kendi bütçemle gitmiştim tamamen. Meğer bizim okul veriyormuş. O yüzden Acıbadem'de olup da staja gidecekseniz mutlaka isteyin. Böylece benim yerime de kullanmış olun bu hakkı. Mail atma işlerinizi bitirdikten sonra oturup bir kahve yapıyorsunuz ve artık rahatlayıp cevapları bekliyorsunuz. Şimdi bazıları anında reddediyorlar laboratuvarlarında yer olmadığı için. Ama bence red cevabı almak bile hiç cevap almamaktan iyidir. Çünkü dediğim gibi her zaman seneye tekrar iletişime geçebilirsiniz ve sizin ta geçen seneden itibaren ilgili olduğunuzu görmüş olurlar. Bu arada burada şunu ekleyeyim. Yer kalmama demişken, ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi, tahmin edebileceğiniz gibi. Dolayısıyla mesela bir sonraki yaz için gitmek istiyorsanız bir önceki kışın aralığından, yani biraz karıştırdım galiba ama şöyle mesela 2022'nin yazında Amerika'da olmak istiyorsanız 2021 Aralık'tan başvurmaya başlayabilirsiniz mesela, hani bir timeline vermek açısından. Daha sonra başka bir grup, dediğim gibi en kötüsü hiç cevap vermiyor. Ama sonra aradan birkaç kişi olumlu bir şekilde geri dönüş yapıyor ve bu kişiler böyle dönüş yapınca hissettiğiniz mutluluk böyle gerçekten hayatımda beni en mutlu eden şeylerden biri galiba şu ana kadar. Bunlar da tabii hani buyur gel tabii ki falan, kırmızı alan böyle cevaplar olmuyorlar maalesef. Daha çok böyle şeydi işte, biraz daha ilgilerinden bahseder misin lütfen? Seninle telefonla görüşmemiz mümkün olur mu? Şu şartlara uyum sağlaman mümkün olur mu? Falan gibi mailler. Mesela siz diyelim 6 haftalık bir süre verdiyseniz işte 10 hafta gelmen mümkün olur mu diye bir geri dönüş yapabilirler falan. Bu mailleşme böyle bir süre devam ediyor. İşte siz bir şey diyorsunuz, onlar bir şey diyor. 5 hafta falan sürebiliyor çünkü onlar geç cevap veriyor falan. Siz düşünüyorsunuz, okula soruyorsunuz tarihleri vesaire. Böyle bir süreç gerçekleşiyor. Bir tık stressful. Ama daha sonra eğer herkes için yolunda giderse, yani sizin de onların da içine sinerse bir telefon görüşmesi ayarlıyorsunuz. Bu Zoom üzerinden de olabilir ya da belki bazıları yapmıyordur ama benim tecrübelerimde hep telefon görüşmesi yaptım. Ve orada da işte böyle mülakat diye geçiyor aslında ama çok da mülakat değil bence. Daha çok bence hani normal bir insan olup olmadığınıza ve hani İngilizce anlayıp konuşup konuşamadığınıza bakıyorlar. Hani böyle manyak falan değilseniz bence bir sıkıntı çıkmaz. Bu arada eğer sizin de benim gibi çok heyecanlanan bir yapınız varsa size güzel bir tavsiyem var. Şimdi mutlaka CV'nizi bilgisayarınızla önünüzde açık tutun. Ben bunu yapmadığıma çok pişman olmuştum bir defa. Çünkü bir tane hoca işte lab skill'larımı sormuştu. Hani laboratuvarda neleri yapabiliyorsun kendin falan diye. Benim de aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani o kadar panik oldum ki beynim durdu. Böyle PCR diyorum. Sonra işte hand washing falan diyorum. Çok kötüydü gerçekten. Hiçbir şey gelmedi aklıma. O yüzden hani ya öncesinde ezberlediğinize emin olun ya da bir kağıda yazın. Önünüzde CV'nizi açık tutun. Oradan herhangi bir soruyu sorabilirler. Ve
heyecanınızı yönetemeyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Telefonda da sizi beğenirlerse labdaki diğer kişilerle görüşüp onlar için de uygun olması durumunda size olumlu geri dönüş yapacaklarını söylüyorlar. Ve eğer bu aşamaya geldiyseniz artık kendinizi tebrik edebilirsiniz. Mesajınız varsayılır. Burada şunu söyleyeyim. Bu aşamaya kadar birden fazla hocayla görüşebilirsiniz. Bana da hep ayıp geliyordu. Hani hem ona çok istiyorum yazıyorum hem ona falan gibisinden. Etik gelmiyordu. Ama sonra düşündüm ki benim de hani bir noktada kendimi sağlama almam lazım. Yani çok kolay bir şey değil staj ayarlamak. Ve ben birinden çekildiğim anda hani onlar benim yerimi çok kolayca doldurabilirler. Dolayısıyla hani buraya kadar böyle 2-3 kişiyle falan mailleşiyorsanız hani kendinizi kötü hissetmeyi bence bunu yapabilirsiniz. Eğer labdaki diğer üyelerle görüştükten sonra onlar da olumlu geri dönüş yaptıysa hoca size gelebilirsiniz diyor ve bu noktada artık bir stajınızı alıyor. Çok heyecanlı. Şimdi artık geriye sadece böyle çözmeniz gereken ev, uçak, ulaşım gibi ufak şeyler kalıyor. Şimdi eğer gideceğiniz yer yurt imkanı sağlıyorsa süper. Aşırı şanslısınız. Ama eğer sağlamıyorsa o zaman işler bir tık zorlaşabiliyor. Yani ben herhalde konaklama bulma kısmında staj bulma kısmı kadar zorlanmıştım neredeyse. Çünkü Amerika'da bazı eyaletlerde mesela benim gittiğim Duke'un olduğu North Carolina'da şehir merkezi olmayan yerlerde mesafeler birbirine çok uzak olabiliyor. Ve uzaktan bilmediğiniz bir yere bakarken hani internette haritadan yürüme mesafesi mi? Eğer yürüme mesafesi ise bile yürünecek güvenli bir yol var mı? Bu tarz şeyleri anlaması gerçekten zor olabiliyor. Amerika'da bu daha da sıkıntı. Çünkü böyle Avrupa gibi değil. Hani Avrupa'da gerçekten bence her yerden her yere yürürsünüz. Ama Amerika'da çoğu kişinin arabası olduğundan yaya olarak yürümek ya da topu taşımaya binmek çok yaygın değil. Ve mesela hani yürürken kendinizi bir anda ıssız bir yerde görebilirsiniz. O yüzden bu konuda birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle staja gideceğiniz binanın adını öğrenin. Çünkü üniversite kampüsünün içinde bile olsa binalar arasında uzun mesafeler olabiliyor ve direkt üniversite ismiyle aramak böyle yolunuzu yürüyerek 15 dakika falan uzatabilir. Buna baktıktan sonra birkaç tane seçeneğiniz var. Bunların biri kısa süreli ev tutmak. Ama bana göre bunu bulmanız biraz zor olabilir. Çünkü çoğu evin kontratı 6 aydan başlıyordu kiralamaya kalktığınızda. Airbnb kullanmak. Ben buna cesaret edememiştim ilk kez ve tek başıma gittiğim için. Ama eğer tatlı bir çiftin yanında vesaire kalırsanız baya böyle eğlenceli de geçebilir. Mesela böyle kedili tatlı evler vardı benim gördüğüm. Facebook'ta üniversite grupları oluyor. Böyle ev arkadaşı arayan, arkadaşı staja gitmiş olan ve bir kişilik yeri açılan vesaire. Bunlardan bakabilirsiniz. Böylece hem bir tık daha uygun da olabilir. Ev arkadaşıyla beraber kalırsınız. Ya da sublet yapabilirsiniz. Ben sonuncuyu tercih etmiştim. Ne kadar legal olduğundan emin değilim sublet yapmanın. Ama bence çok mantıklı bir şey. Sublet kısacası şu demek oluyor. Normalde bir evde kiracı olan bir kişi evde bulunmadığı süre boyunca o evi başka bir fiyattan size kiraya veriyor. Böylece hem onun için ev boş kalmamış oluyor hem de siz kısa süreli bir kiralık evde kalma fırsatı elde etmiş oluyorsunuz. Yazın öğrenciler genelde başka yerlerde staj yaptığından böyle üniversite çevrelerinde bu şekilde bulabileceğiniz çok fazla sublet imkanı oluyor. Ben 100 yıl falan araştırıp gerçekten güzel bir size bulmuştum. Ama siz şu an çok şanslısınız. Çünkü size bu sitenin ismini vereceğim ve gayet kolay bir şekilde bütün konaklama işlerinizi halledebileceksiniz ve benim gibi böyle bütün ömrünüzü harcamak zorunda kalmayacaksınız. Rotatingroom.com diye bir tane site var. Burada öğrenciler öğrenciler için ilan veriyor. Gitmek istediğiniz üniversitenin ismiyle direkt olarak arama yapıyorsunuz. Mesela Duke University diye arıyorsunuz ve normalde Duke'da okuyan öğrencilerin kiraya çıkardıkları evlerini görüyorsunuz. Şimdi böylece hem güvenilir olduğundan emin oluyorsunuz. Çünkü hani o üniversitede okuyan sonuçta bir öğrencinin evi. Adı sanı belli olan birisi oluyor. Hem de bu site o kadar iyi ki üniversiteye nasıl ulaşım sağladıklarını da yazıyor. Çünkü sonuçta onlar da her gün oraya gittikleri için şu otobüs rotası geçiyor, işte şu kadar dakikada yürünüyor falan gibi. Böyle küçük bilgiler de var yanlarında not ettikleri. Böylece gerçekten bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz ve ben inanılmaz faydalı bulmuştum bu siteyi. Özellikle alternatifinin Google Maps'ten tek tek bakmak olduğunu düşününce hani evin adresini giriyorsunuz, okulu giriyorsunuz, kaç dakika neyle gidebileceğinize bakıyorsunuz, sonra yeni ev için falan. Gerçekten çok büyük bir imkan bence bu. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda linkini bırakıyorum. Eğer beğendiğiniz biri olursa zaten iletişim bilgileri de aynı şekilde sitede yer alıyor. Kendinizi iletişime geçiyorsunuz. Fiyatta vesaire anlaşırsanız tutmuş oluyorsunuz. Şimdi sonrasında çok fazla soran oluyor bu konuyu. O yüzden yeri gelmişken birazcık masraflarımdan ve total olarak bu staja ne kadar bütçe ayırmanız gerekebileceğinden bahsetmek istiyorum. Evde 6 haftalığı 2000 dolara kalmıştım. Yeme içme için akşam yemeklerimi kendim yapıyordum. O yüzden birazcık uygun oluyordu. Böyle harika yemek tarifleri falan öğrenmiştim. Şeftim resmen. Öğle yemekleri de böyle günlük 10-15 dolar falan civarı oluyordu üniversitede yediğimde. Uçak biletlerim konusunda çok şanslıydım. 1000 dolara bir tane bulmuştum ve böyle bir tane bilet kalmıştı falan. O çok güzeldi. İngiltere aktarmalı gitmiştim. Dolayısıyla toplam galiba 3500 dolar falan harcamıştım. Aklınızda böyle bir rakam kalabilir şimdilik. Tabii hani dediğim gibi bu 2 sene öncenin fiyatı ve mesela benim gibi hani böyle çanta görünce falan dayanamıyorsanız bir tık artabilir. Ben bayağı bir alışveriş yapmıştım. Hatta dönüşte bavulum 37 kiloydu. Zor gelmiştim. Neyse hani bu tarz alışkanlıklarınız varsa bir tık daha arttırabilirsiniz kafanızda. Ay bu arada birazcık dağılmış olacağım ama
Ama uçakla ilgili yaşadığım çok komik iki tane şeyi size anlatmak istiyorum. Şimdi bir tanesi şu. Ben Amerika'ya giderken annem çantama 1 kilo zeytin koymuş. Tamam mı? İşte kızım böyle oralarda acıkır falan, ne yapacak oralarda falan gibisinden. Ve benim de haberim yoktu. Yani bir şeyler koyduğunu biliyordum da hani zeytin olduğunu bilmiyordum. Bir de zaten zeytinin yasak olacağını da hiç düşünmemiştim. Daha sonra ben bu pasaporttan geçerken Amerika'da pasaportumu işaretlediler. İşte böyle agriculture stamp'i koydular. Böyle işte yasak falan işareti koydular. Ben de Allah Allah falan diyorum. Ne oldu yani? Yasak bir şey taşıdığımı sanmıyorum. Hani çünkü et falan yasak da hani öyle bir şey zaten taşımıyorum. Ondan sonra neyse ben böyle bir tane ayrı özel bir odaya alındım falan. Böyle aranacaksınız falan diye. Ve önümde de böyle bir sürü İngilizce konuşamayan 100 bin kişi falan. Böyle yaşlı kişiler falan. Gerçekten herhalde 1 saat 45 dakika falan orada sıra beklemek zorunda kaldım. Beni aramalarını. Ve diyorum hani yemin ederim hiçbir şey yok çantamda. Hani buyurun arayın tabii ki falan. Sonra kadın arıyor çantamı falan. Daha ilk gözü açar açmaz 1 kiloluk bir vakumlanmış zeytin çıktı. Ve zeytin de yasakmış yani apparently. Neyse aklınızda olsun. Lütfen Türkiye'den bir şeyler götürmeye çalışmayın. Aşırı fazla vaktim gitti orada ve çok korkunçtu. Çünkü normalde bir de $350 fine ödemem gerekiyormuş. Ben orada birazcık böyle ağlamıştım falan. Sonra neyse beni bıraktılar. Ama sizin bu duruma düşmenizi istemem. Oldukça rezildi. O yüzden bunu da burada söyleyeyim dedim. Benim gittiğim lab rabdomyosarkoma üzerine çalışıyordu. İlk gittiğim pazartesi günü sabah hocamla buluştuk. Bu arada gittiğim hoca dünyanın en tatlı insanıydı yani. Bu dünyada tanıdığım en iyi insan. Bu videoyu izlerse eğer onu da anmamış olmayayım. Gerçi yani Türkçe bilmiyor ama olsun. Beni labdaki insan tanıştırmıştı. Labı gezdirmişti. Labdaki genel olarak atmosfer de gerçekten aşırı tatlıydı. Benimle esas ilgilenen bir tane laboratuvar teknisyeni vardı. O da gerçekten çok çok iyi birisiydi. İkisini de çok seviyorum. Bu eğlenceli tanışma kısmından sonrası birazcık korkunçtu. Çünkü şimdi ben oraya giderken düşünüyordum ki hani ben daha ikinci sınıfı yeni bitirdim. Hani benim böyle pek bir şey bilmediğim biliyorlardır. Dolayısıyla bana böyle ayak işlerini yaptırırlar. İşte ne bileyim buz taşıtırlar. Bir şeyleri dolaba koydururlar. Böyle bir beklenti içerisindeyim yani. Ondan sonra ama daha ilk saniyeden, ilk günden önüme bir tane PCR kiti koydular. İşte sen PCR yapabiliyordun değil mi? İşte hadi şunları yap falan gibisinden. Sonra ben böyle kendimi aşırı kötü hissettim. Çünkü ben CV'mde yani evet PCR yapabiliyorum yazmıştım. Çünkü okulda prensiplerini vesaire öğrenmiştik. Labda hep beraber yapmıştık hocalarla. Ama sonuçta gidip kendi başıma bütün prosedürü baştan sona yapacak kadar bir bilgiye sahip değildi. Dolayısıyla böyle kötü hissetmiştim. O yüzden şimdi burada size iki tane tavsiyem var. Birincisi dediğim gibi CV'nize neler yazdığınız konusunda dikkatli olun. Gerçekten tek başınıza yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri yazın. İkinci tavsiyem de böyle bir araştırma stajına gitmeden önce okulunuzdaki hocalardan rica edin. Size labda birkaç tane tekniği göstersinler ve öğretsinler ki birazcık el beceriniz olsun. Böylece gitmeden alışma imkanı yakalarsınız. Mesela ben bunu yapmadığıma çok üzüldüm sonradan. Hani muhtemelen gitmeden bir iki ay önce okuldaki hocalardan birinden rica etsem bir sürü tekniği kendi başıma yapabilir hale gelirdim. Hani en azından basit düzeyde. O yüzden bana göre bu çok önemli bir tavsiye ve dikkate almanızı öneririm. Neyse sonra protokolleri okuyarak ve laboratuvardakileri izleyerek yavaş yavaş bütün yöntemleri öğrendim ve kendi kendime yapmaya başladım. Günlerimin de çoğu zaten bu şekilde geçti. Yeni bir teknik öğreniyordum. İlk önce bunu böyle deneme preparatları üzerinde deniyordum. Daha sonra da gerçek örnekler üzerinde yapıp onlara da yardımcı oluyordum. En çok jel hazırlama, Western Blot ve qPCR yaptım ben orada. Ve gerçekten hani 6 haftada hiç öğrenebileceğimi düşünmeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Çünkü yani benim dediğim gibi aslında böyle bir staja giderken beklentim hani kendimi bilimsel anlamda inanılmaz geliştireyim değildi. Daha çok hani ortamı tanıyayım, araştırmanın temellerini öğreneyim, bir laboratuvar ortamı nasıl çalışıyor bunları göreyim de. Ama beklentimin çok çok üstünde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu açıdan da bana gerçekten çok şey kattığını söyleyebilirim. 6 haftamın sonunda da bulduklarımız hakkında bütün laba bir sunum yapmıştım. Böyle herkes eğlenmişti falan. Hatta laba da böyle küçük bir hediye bırakmıştım. İşte beni unutmasınlar diye. Bu da çok güzel bir anıydı. Umarım siz de deneyimleme şansı elde edersiniz. Sosyal anlamda aslında North Carolina'da ben yapacak çok fazla şey bulamamıştım. Benim gittiğim eyalette yani. O yüzden genelde hani mecburen sürekli mall'a gidip alışveriş yapıyordum dediğim gibi. Ama mesela labdan çok tatlı arkadaşlar edinmiştim ve onlar bazen beni arabalarıyla gezdiriyorlardı. İşte bir yerlere götürüyorlardı. O çok güzel oluyordu. Mesela bir kere uzaktaki bir tane outlet mall'a gitmiştik. Değişiklik olsun diye. Bir kere de labdakiler potluck yapmıştı. Bu da böyle şey. Böyle herkes bir çeşit bir şey götürüyor ve birinin evinde toplanıyorlar. Laboratuvar direktörümüzün evinde toplanmıştık. Bu şekilde anlatınca bir tık güne benzedi farkındayım ama gerçekten daha elit bir ortamdı. Neyse beni çağırdıklarına çok mutlu olmuştum. Çok güzel bir akşamdı gerçekten ve hani böyle birey olarak değer verdiklerini falan hissetmek bana çok mutluluk vermişti. Çünkü burada da herhalde bu tarz etkinlikler yapılıyordur ama ben hiç denk gelmedim ve orada böyle hani 6 haftalık kısa bir şeye gitmeme rağmen hani böyle bir aktiviteye davet edilmem benim için çok güzel hatırladığım bir anıya dönüştü. Bir de orada yaşayan daha önceden tanıdığımız aile dostlarımız vardı ve onlar da bana çok yardımcı oldular. İşte birçok zaman gezdirdiler ve onların evlerinde çok güzel yemekler yedim. O yüzden eğer tanıdığınız insanların olduğu bir eyalet varsa o eyaleti seçmenizi de şiddetle tavsiye ederim. Stajın içeriğiyle ilgili sanırım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama eğer unuttuğum veya sizin aklınıza takılan başka bir şey varsa aşağı her zaman yorum bırakabilirsiniz. Son olarak kısaca her ne kadar geçen yaz gidemesem de ayarladığım internship'lerden bahsedeceğim. Hem UCSF'den yani University
University of California San Francisco'dan hem de Harvard'dan paid internship için kabul almıştım. Yani hem dünyanın en önde gelen kurumlarında böyle müthiş hocalarla araştırma yapacaktım hem de bir de üstüne maaş alacaktım. Gerçekten dream come true, yani hayatımın en peak noktasıydı diyebilirim. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse benim başvururken hiç böyle bir beklentim yoktu. Yani size az önce anlattığım adımların hepsini aynı şekilde yapmıştım. Sadece en sondaki hani tüm masraflar tarafımca karşılanacaktır ibaresini böyle bir umutla silmiştim. Ve beklediğimden çok daha fazla geri dönüş aldım. Red bile olsa cevap veriyordu hocalar. Ve bence bunu tamamen Duke'daki hocamın bana verdiği güzel referansa borçluyum. Daha önceden de dediğim gibi orada hani sistemin içinde olan bir kişinin sizi tanıması ve sizinle çalışmış olması, sizi yatırım yapmaya değer görmesi gerçekten önünüze çok çok fazla kapı açabiliyor. Harvard'dan bir hocayla, UCSF'den bir hocayla ve Harvard'da ayrıca bir tane 10 haftalık program için başka bir hocayla görüşüyordum. Hepsi de kendileri sponsorluk teklifinde bulundular. Yani gerçekten aşırı şok olmuştum. Herhalde self-esteemimin böyle en yüksek olduğu dönemdi şimdiye kadarki 22 yıllık hayatımda. Üstelik bu arada sonunda okulun burs verdiğini öğrendiğim için okuldan da burs almıştım. Uçak masrafları için falan. Yani resmen cebimden 0 TL çıkacaktı. Hatta para girecekti ve böyle dünyanın en iyi yerinde staj falan. Yani gerçekten zaten gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu bilmeliydim. Keşke bu videoyu çekmeden önce böyle sinir bozucu trigger warning falan vermeliydim galiba. Çünkü şu an tekrar moralim bozuldu. Sizin de bozulmuştur eminim. Ama neyse, şu an mızlanmak bana güzel tekliflerimi geri getirmeyecek. Ve bu yaz da bir yere gidemedim. Çünkü okulumuz aşırı uzadı ve Covid'den dolayı neyin ne olup olmayacağı belli değildi. Ve kendimde bir yerlere başvuracak motivasyonu bulamadım. Ama umarım bu videoyla birlikte sizinle beraber ben de motive olurum. Ve önümüzdeki yaz için çok güzel yerlerden çok güzel kabuller alırız. Yani burada açıkçası diyeceğim en önemli şey, ilkler her zaman en zordur. Atacağınız ilk mail, işte hazırlayacağınız ilk CV, isteyeceğiniz ilk referans, her zaman bunlar sizi sıkıntıya sokabilir. Ama ilerledikçe gerçekten yolların önünüze açılacağına emin olun ve böyle derin bir nefes alıp kendinize güvenmeye çalışın. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Eğer videolarımla böyle hayallerinize bir adım daha çok yaklaştığınızı hissettiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, güzel yorumlar bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz bildirimlerimi de açabilirsiniz. Böylece yeni gelecek olan içerikleri kaçırmamış olursunuz. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.